Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Peugeot Rifter var. Evet, bugün sizlerle birlikte Peugeot Rifter GT'yi inceleyeceğiz. Burada çok güzel rengili bir Rifter'ımız var. Şançelik Otomotiv'e buradan teşekkür ederim bize bu incelemeyi çekmemize imkan tanıdıkları için. Şimdi gelin ön tasarımıyla başlayalım arabanın. Kamera arkasında yine asistanım Burak. Şimdi ön tasarımıyla başlayacağız. Önde Peugeot'un, gel yaklaş. Önde Peugeot'un LED farları mevcut. Burada güzel detaylı aslan pençesi, şurada girintisi de var tamponda. Yana doğru devam ettiğimizde piyano bilekli bir panjurumuz var. Üzerinde Peugeot logosu var. Rengi çok hoş, rengini beğendim. Biraz ön tasarım Peugeot'larda 2008'de falan da var o. Biraz yüksek oluyor. Burası yüksek olduğu için bu geneli biraz daha SUV havasında oluyor. Bir ticariden ziyade bir SUV havasından oluyor. Bu arada PSA kardeşlerin Combo, Pro S, Berlingo ve bu dördü kardeşler. Bu onlara göre kendi özgünlüğünü daha çok sunan bir araba. Diğerleri birbirlerine daha çok benziyorlar. Bu biraz daha farklı onlardan bu yönüyle. Biraz daha böyle gel, yan tasarımdan al şöyle. Biraz daha SUV vari duruyor. Biraz daha SUV'msi duruyor. Yanda hazır yana gelmişken başlayalım. Bu arada kaput mesafesi çok kısa. Bu PSA ticarilerinin geleneği. Yanda plastik dodiklerimiz, kapı yanı eklentilerimiz vesaire var. Jant lastiklerimize bakalım. Goodyear Efficient Grip ile gelmiş. 215-60R17. Konturlu güzel alüminyum alaşımlı jantları var. Sinyalde çamurluk. Çamurlukta sinyalimiz var. Ve GT logomuz var. Artık Peugeot'lar GT Line olarak gelmiyorlar. Sadece GT olarak geliyorlar. Burada piyano bilek bir aynamız var. Bu araçta galiba bilek paket var. Tavan rayları da piyano bilek. Bu araçta galiba bilek paket var. Ben öğrenirim birazdan. Şöyle yandan devam edelim. Açılabilir arka camlarımız var. Kediye göre en büyük artısı bu. Karartılmış camlar bu arada. Depo kapağımız yanda. Yine arkada piyano bilek detaylar devam ediyorlar. Geldik arka tasarıma. Arkayı biraz geriden ve geniş alırsan çok sevinirim. Arkada açılabilen bir camımız var. Şöyle iki tane kontrolcü var burada. Şuna basıyorsunuz. Arka cam açılıyor. Böyle dar yerlerde bagaja ulaşmak için burası gayet güzel bir olanak sunuyor size. Burayı böyle kapatıyorsunuz. Kapandı gördüğün gibi. Arka bagaj kapağımız yine diğer kardeşleriyle çok benzer. Burada bir GT yazısı var. Solda da bir Rifter yazısı var. Arka stop tasarımı olarak diğer kardeşlerinden farklı bu araba. Diğer kardeşlerin hepsi birebir benzerken bu üçlü aslan pençesi o Peugeot'un vurguladığı hareketi vurguluyor bize. LED bu arada stoplarda. Şu biraz öteki tarafa çekil, bagajını açalım. Bagaja bakalım. Ben de ezilmeyeyim tabii bagaj açacağım diye. Bunların bagaj kapakları biraz sesli açılıyorlar. Burada gayet güzel eşya saklama alanlarımız var. İçeriden de erişim var. Yine diğer PSA'larda, Pro S City'de, Berlingo'da, Combo'da olduğu gibi bunda da ara separatörümüz mevcut. Bu separatörün olayını ben size anlatayım. Her videoda anlattım. Bunu da ilk kez izliyorsanız burada da anlatayım. Bu arada videoyu ilk kez izliyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi devam edelim. Burada bu separatör Türkiye için bir zorunluluk gerektirmiyor. Ama Avrupa'da bu araçların muayeneden geçebilmesi için bu separatörün olması gerekiyor. Bu separatör Avrupa'da bir zorunluluk. Separatör dediğimizde ara bölme. Bu ara bölme Avrupa'da bir zorunluluk. Avrupa'da olması gerekiyor. Muayeneden geçemiyor. Bu separatörü burada sökebiliyorsunuz. Burada aletini de yanında vermişler. Şurada. Bunu söküp çıkarabiliyorsunuz. Çıkardığınız zaman bagajı gayet güzel kullanıyorsunuz. Çünkü bu varken arka yaşam alanındaki koltuklarınız biraz daha dik kalıyorlar. Bunu söktüğünüz zaman bir 2-3 santim daha yatıyorlar ve yatık olduğu zaman daha rahat oluyor. Şimdi panzotumuz sert bir panzot ve kapalı. Ama şöyle 3 kademeli olarak açıp buraya da yiyebiliyorsunuz. Yine diğer kardeşlerinden olduğu gibi bir bagajı var. Bu panzotu ortaya alabiliyorsunuz bir raf olarak. Şöyle girintileri var. Burada bir bardaklık, orada bir bardaklık. Burada bir 12 volt soket var. Burada. Burada iki adet, bir tane oyuk bir de reflektör koymalık yeri var. Bagajın altı halı kaplı. Buradan stepneyi aşağı düşürebiliyoruz. Bagajın plastikleri vesaire güzel. Panzotun üstüne 25 kilogram yükleyebiliyormuşuz. Şöyle kapatalım panzotu. Sağlam duruyor. Bizim arabadakinden sağlam duruyor, onu söyleyebilirim. Bagaj kapağının plastikleri güzel. Burası kedide suntaydı biliyorsunuz. Bunda plastik. Çekil kapatayım bagajı. Kapattım.
Şu iç mekana doğru geçelim. Ön taraftan başlayalım. İç mekana bakacak olursak kapımız gördüğünüz gibi. Kapı çok geniş açılıyor. Yani kapı mükemmel. Ve şöyle biraz yatık açılıyor diğer kardeşlerinden tanıdığımız üzere. Kapı üstleri ticari araçlarda bildiğimiz gibi sert plastik. Burası kumaş. Kumaşın sert üzeri yumuşak gerdirilmiş. Güzel hissettiriyor, fena değil. Şu kaplamalar, şuradaki kaplamalar güzel. Yani bu araba çok ticari gibi değil, değil mi? Ya ben ticari değilim diye bir algı sunabilir. Burada güzel bir kaplaması var. Dış rengiyle benzer bir kaplama. O da güzel. Kapıyı sen kapattın değil mi? Kapı hissiyatı çok güzel. Dur bir kapatıp açayım. Tok bir kapı sesi var. Ya bu çok ticari gibi değil. Biraz daha binek gibi. Bu donanımıyla özellikle. Bu incelediğim benim 3. PSA ticarisi. Proes. Berlingo bir de bu. Bu kapı içleri aynı. Burada bir uyuk var. Burada güzel bir kaplaması var. Ama iç mekan bambaşka. Şimdi bu araç satılık bir araç olduğu için üzerinde poşetleri falan duruyor. Koltukları şöyle bir kaldırıp göstereyim. Güzel ekosali ve güzel bir döşemesi var. Şu de Peugeot'un GT donanımlarının 3008, 508, 5008'de olduğu gibi Rifter'da da dikiş rengi. Poşetini geri kapatalım. Şöyle iç mekana doğru ben bir geçeyim. İçeride umarım pişmeyiz. Kapıyı açık bırakayım. Koltuk da bayağı gerideymiş. Neyse koltuk gerideyken şöyle göstereyim. Direksiyonumuz ama biraz yatık duruyor böyle. Biraz daha şey gibi. Kamyon direksiyonu gibi. Şu biraz hemen öne gideceğim. Böyle çok rahatsızım. Güzel Peugeot'dan tanıdığımız bir direksiyon. İki kollu. İşte GT logosu altında. Yine o güzel dikişler var ya. Rengi çok güzel ya. Abi spor modellerde şey değil. Kırmızı dikiş olmasına gerek yok. Bunu Peugeot burada gösteriyor bize. Burada kadranlarımız var. Burada hayalet bir göstergemiz yok ne yazık ki. Ama tonları olsun ve görünüşü olsun çok güzel. Güzel, okunaklı bir gösterge. Ortadaki ekran renklidir muhtemelen. Proes videomda vardı. Oradaki ekranla benzerdir. Burada ortada güzel bir ekranımız var. Peugeot'dan tanıdığımız. Yine bu da açılmayacak ama bildiğiniz gibi artık benim bütün Peugeot videolarımdan tanıyacağınız bir ekran var. Yine aynı. Aşağıda dörtlü butonumuz. Otomatik klimamız çift yönlü. Start stop yani motor çalıştırma butonumuz, elektrikli park frenimiz ve vitesimiz. Vites çok güzel değil mi ya? Evet. Tık 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 tık. Burada kocaman topuz olmasından sonra. Manuel modumuz var. Burada bu araçta grip kontrol dediğimiz sürüş modları var. İşte ESP'yi kapatabiliyorsunuz. Arazi modu var, kaygan zemin modu var, kar modu var ve normal yol modu var. İşte yokuş iniş desteği var bu arabada. Eko modu var. Bunlar güzel özellikler. Yani ticari olmasına rağmen güzel bir özellik. Burak beni arkadan uyarıyor. Burada bardaklıkları söylemeyi unuttum diye. Burada bardaklıklarımız var. Evet, bunları da söyleyeyim. Güzel, hemen el altında şöyle eliniz ulaşıyor. Orada da var. Burada ekranın arkasında bir oyup daha var. Bayağı buraya bir da bir şeyler koyabilirsin. Arabada çok göz var. Bak burada da bir göz var. Bu gözde kablosuz şarj var. Kablosuz şarj gözümüz ticari burada. Ticari arabaya göre bayağı iyi. Evet, burası biraz sert işte. Dizim buraya da geliyor. Mesela burası yumuşak. Şu ara yumuşak olsa güzel olurdu. Yine o güzel renkli kaplamalar burada devam ediyor. Dur geleceğiz. Dur. İnsanları heyecanlandırma. Şöyle yukarı doğru bakmayalım. Önce şuraya bakalım. Burada bir torpidomuz var. Gayet güzel derinliği. Orada da soğutma varmış. Sanıyorum buradaydı torpidoda. Burada bir oyuk var. Yok bunu direkt böyle yukarı kaldırıyorsun açılıyor. Bayağı evet, Burak şu an arabayla ilk kez tanışıyor. Allah. Bakalım ilk kez tanışan birinin tepkilerini de öğrenmiş olalım. Torpidosu bayağı derin. Buradan git motorun içinden parçayı sök. Aynen. Yerine geri tak gel. Aa, kapanması biraz zor gibi. Şunu tekrar çekmemiz gerekiyor. Ya da sertçe kapatmamız. Ticari hacı abi daha ne istiyor. Burak otomobilmiş gibi düşünüyor şu an. Evet. O kadar güzel araba. Burada yukarı çıkalım. Makyaj aynalarımız ışıklılar. Bu güzel bir şey. Sağda makyaj aynası yok maalesef. Bu kötü bir şey. Burada aydınlatmalarımız. Cam tavanın perdesi var. Cam tavan açılmıyor. Perdesi elektrikli olarak açılıyor. Bunu geliyorum. Bunu şöyle arka koltuğu gösterecek şekilde ayarlıyorsun. Arabayı sürerken arka yolcuları görebiliyorsun. Arka aynamız güzel. Kararan bir dikiz aynamız var. Aşağı doğru inecek olursak burada kol dayamamalarımız koltukla bitişik. Bununki de burada. Şeyin poşetin içinde. Bu güzel yani. Çok şey değil. Senin benim derdi yok. Burada güzel bir göz var. Burada da altı halı kaplı güzel bir göz mevcut. Kapalıyken de güzel kapalıyken duruyor. De güzel duruyor. Burası bütün şeklinde duruyor. Şöyle tavanda bir olayımız var. Modu tap diye geçiyordu galiba. Evet modu tap diye geçiyor Citroen'de. Burada nasıl geçiyor bilmiyorum. Burada bir göz var. Kocaman önce. Burası göz. Bunun içi aydınlatmalı. Ekrandan ayarı var onun derecesini ayarlıyorsun.
gece farları yaktığın zaman buradan led şeritler yanıyor iki yanından. En azından içerisinde aydınlık oluyor. Onun ara görüntülerini eklerim. O güzel ama cam tavanı biraz kapatıyor. Cam tavanı kapattığı için ferahlıktan biraz ödün veriyorsun. Bir de arka ortada bir sorun çıkarıyor. Onu anlatacağım. Evet, bu üstte de gözler var. Ufak ama kullanışlı gözler bunlar. Şöyle... olmamış be. Evet, bu biraz... Yani başka türlü olmazdı ama. Arkaya bakalım bir de. Bir de arkaya bakalım. Evet, 3 tane bağımsız koltuk var. Bu koltukların yatış şekli çok güzel. Yer kaplamıyor. Direkt dümdüz yatıyor, bizim arabadaki gibi değil. Burada bir de şöyle bir detay var. Şimdi bu ara separatörden dolayı burası biraz öne geliyor. Bu separatörü söktüğünüz zaman buraya koltuğun yatacağı yeri öne almışlar. Bunu söktüğünüz zaman koltuk şuraya kadar gidiyor, biraz daha yatık oluyorlar. Koltuk şu an dik değil mi? Normalde bu koltuğun biraz daha geriye gitmesi gerekiyor. Bu koltuğun biraz daha geriye gitmesi gerekiyor sırtlık olarak. O zaman burası da biraz öne geliyor. Bu koltuklarda ileri geri ayarı yok. 3 tane bağımsız isofix'i var. Bir tane de önde isofix'i var. 4 tane isofix bağlantısı var bu arabada. Bu da güzel bir şey. Şöyle geçmeden söyleyeyim. Ortada şaft tüneli yok. Bu da güzel. Benim fark ettiğim şeylerden. Şöyle içeri doğru geçeyim ben de yavaş yavaş. Kapımı kapatayım. İç kapı için anlatayım. Arka kapının açılıp kapanması da güzel. Cam böyle ama burada ters bir şey var. Ne biliyor musun? Bunu aşağı ettirdiğinde normalde açılır ya. Bunu aşağı ettirdiğinde cam yukarı çıkıyor. Bunu yukarı çektiğinde cam aşağı iniyor. Bunun da tam tersi yani. Normal camın tersi. Normalde camı böyle aşağı ettirip açarsın, yukarı çekip kapatırsın. Bunu aşağı böyle çekiyorsun, açılıyor. Böyle yapıyorsun, kapanıyor. Burada perdemiz var. Bu da gayet güzel bir şey. Burada da yine o güzel renkli detay devam ediyor. Kapı içindeki gözler çok ufak. Yapacak bir şeyimiz var mı? Arka tarafta biraz daha büyük olursa güzel olurdu. Yok bak, ben burası benim sürüş pozisyonumda. Bir karış diz mesafesi var. Baş mesafem konuşmuyorum bile ama şimdi şöyle bir şey var. Her PSA ticarisinde söylüyorum. Bunu da söyleyeceğim. Bir saniye kapıyı açayım. Şunu abi binmeden önce yükseltiyorsunuz. Yoksa sırtınıza batıyor. Burak'ta mesela sıkıntı yok. Çocuklar için normal ama benim sırtıma batıyor. Şu an daha rahatım. Evet, bu böyle geliyor. Dediğim gibi bu koltuk biraz dik. O aradaki bölmeyi şunu çıkardığınız zaman biraz daha yatıyor. Daha rahat oluyor. Onu söyleyebilirim. Bak yanıyor bak. Gördün mü? Evet. Yandı şu an. Kapıyı açtık. Gayet güzel. Burada arada güzel havalandırmalarınız ve derecesini ayarlayabiliyoruz buranın. Yani ne kadar fan üflesin onu ayarlayabiliyoruz. Burada bir oyuğumuz, bir USB'miz var. Ortada şaft tüneli yok ve bir bağımsız koltuk var. Bu ne demek oluyor? 5. Bak dediğim şeyi yaşadım. Burası abi aşağı sarkıyor değil mi? Ben de binerken kafamı sarktım. Burası aşağı sarkıyor. Aşağı sarktığı için orta koltukta oturan yolcuya şöyle oturduğu zaman biraz boğunak hissettiriyor. Şöyle tepene kafayı bir kaldırıyorsun. Tepende şey var, göz var. Arkadan öne genel bakışı atalım. Çok güzel görünüyor. Şu konsolun şöyle poşet çekil. Şu konsolun şöyle uzaması, işte orada Peugeot'un güzelim direksiyonu, güzel göstergeleri ve ortadaki kaplamanın güzel rengi, bakır bronz arası rengi çok güzel duruyor. Arkada bir masamız var. Artık ticarilerden alıştığımız üzere. Oh, biraz ağır açılıyormuş. Biraz şey durmuyor mu? Aşağı eğimli. Niye? Araba giderken üstünden bir şey düşmesin diye. Böyle gidiyorsun, oynuyor. Biliyorsun şöyle diyor. Düz olursa ne olur? Düşer. Aşağı düşer, düşmesin diye. Burası sert kaplı bu arada, bu da güzel. Bu da küçük yapılmış, yine mesafe kalıyor sanırım. Evet, cep de güzel, sıkışık bir cep. Şey olmaz, potlaşmaz. Arabanın içini çok batırmayalım, inelim aşağı. Güzel, güzel. Beğendik mi? Evet, beğendik. Beğendik. Ben kapanış yapalım. Hadi kapanış yapalım. Evet, bugün sizlerle birlikte Peugeot'un ticari segmentteki temsilcisi olan Rifter'ı inceledik. GT donanımıyla inceleme konuğumuzdu. Siz Rifter hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kameraya bakmayan Burak hakkında ne düşündüğünüzü de belirtin. Şurada trafik sıkıştı, ona bakıyor. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.